Sermayeyi batırırken kazandıran tek eylemi Reddit üzerinden yapıldı. Hedge fonları batırdı çocuklar ve ortaya koydukları 50 dolarlarını 500 dolar yaparak çıktılar o işten. Bir hedge fon batırmayı başardılar. Şimdi bakın, bu bir sivil itaatsizliktir. Bu bir organize bir harekettir. Reddit üzerinde yaptılar ve sermayeye zarar verdiler. Hedge fonu sorgulatır hale getirdiler. Arayışta mıyız? Hani bir onu düşünmek lazım. Bir de yaptığımız eylemin amacını hakikaten düşünmek lazım. Çünkü Üstad'ın dediği gibi biz o dereye bir girdik, iki girdik, yedi girdik, yirmi girdik, elli girdik. Yani bir başka türlü ya da başka bir dereye atlamanın çağı vakti geldi diye düşünüyorum ben. Peki, çok teşekkür ederim. Hüsnü Mahalli. Yani tabii şimdi Ne yapmalı? Ayşen Sorumuz Hanım'ın basit. Ne söylediği, yapmalı? evet yani Ayşen Hanım'ın anlatmaya çalıştığı hikaye aslında toplu bir sorgulamayı içeriyor. Yani 20 yıldır zaten söylüyor bu sorgulamayı ve sorgulamayla birlikte işte çözüm, işte ne yapılabilir. Şimdi tabii bunlar hepsi doğru olabilir ama şu anda çok sıcak bir gündemle karşı karşıyayız. Yani biz yerel seçimlerden sonra CHP'nin yakaladığı şey, heyecan, dolayısıyla toplumun da birlikte CHP ile birlikte yaratılan heyecan ne yazık ki giderek eksiliyor. Yani belki kamuoyu yoklamalarında CHP hala işte birinci parti gibi görülüyor ama toplumda CHP ile ilgili çok ciddi bir tartışma var. Yani bu CHP ile bu tartışma sonlanmadığı sürece bu gidişat pek iyi bir gidişat değil. Yani biz tabii muhalefet deyince CHP'yi anlıyoruz bu aşamada. Çünkü gerçekçi olalım. Yani iktidarı sarsabilecek siyasal anlamda CHP'dir. Şimdi CHP içinde eğer biz bu tartışmayı ve CHP ile ilgili güven giderek azalıyorsa burada bir sorun var. Dolayısıyla biz istediğimiz kadar şöyle olsun, böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyelim. Ama bunun karşılığı CHP yönetiminde daha doğrusu yoksa gerçekten bir sorun var. Ve çok ciddi bir sorun var. Ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili daha da tehlikeli bir süreç demektir bu. Şimdi dolayısıyla yani örnek hani somuta dönüştürmek açısından hatırlayın Özgür Bey Erdoğan'la buluştuğunda Kemal Bey çıktı dedi ki ya işte şeyle iktidarla uzlaşılmaz kavga edilir ya da mücadele edilir gibi bir şey. Müzakere değil, Şimdi orada o mücadeledir, kavga evet. zaten evet yani orada başladı o kavga yani CHP içinde bir kavga başladı. Herkes kendine göre bir senaryo yazmaya başladı. İşte CHP içinde efendim 50 tane milletvekili var Kemal Bey'i dinler. İşte Kemal Bey'in dediğini yapar falan filan. Şimdi onunla birlikte başka bir şey daha yaşadık yani biz birkaç ay içinde. Mansur Bey ile Ekrem Bey arasında demeyelim ama iki isimle ilgili olarak yaşadığımız tartışmalar. Şimdi toplum düşünün yani tam heyecanlanmış. Yani tamam CHP çok güzel işte şu kadar belediye kazandık, şu kadar zafer elde ettik matematiksel olarak. Ama yani ikinci ayda biz önce Kemal Bey ile tartışma sonra ya Mansur mu olur acaba, Ekrem mi olur acaba? Böyle saçma sapan bir şey içinde buldu kendini. İnsanlar umutlanmış iken, şimdi tehlikeli olan bu zaten. Yani tam siz bir umut yakalamışken biri size diyor ki ya boşuna umutlanma. Yani burada CHP'den yani çok kabaca söyleyeceğim kimse kusura da bakmasın bir cacık olmaz gibi bir şeye çıktı. Şimdi sokak böyle konuşmaya başladı. Bu sevimsiz olan bu zaten. Dolayısıyla iktidar ne yapıyor? Hem CHP içindeki tartışmayı körüklüyor. Zaman zaman kendine göre gündemlerle birbirine düşürüyor. Ya da yandaş medya maşallah işini gücünü bırakmış. Kemal mi olur, Mansur mu olur? Mansur Bey işte gitmedi toplantıya. Vay efendim Mansur Bey bu işe karşı. Ahmet gitmedi, Ahmet karşı. Mehmet gelmedi, Mehmet karşı gibi bu sürece. Yani daha doğrusu şu anda CHP yönetiminin yürütmeye çalıştığı sürece. Şimdi böyle olduğu sürece, böyle gittiği sürece toplum en azından benim gözlemimi söyleyeyim. Ben sokakta giden gelen, insanlarla sohbet eden, çevremde insanlarla konuşan, sürekli konuşan bir vatandaş olarak bana hep bunlar geliyor. Yani bugün ben hastanede bile en azından 5 kişi geldi. Aynen bu şimdi anlatmaya çalıştım. Hikayeyi anlattı bana. Ya hocam ne olacak? Ya hocam ne olacak? Şimdi yani biz bile birebir hocam ne olacak sorusuyla karşı karşıya kalıyorsak ve CHP kendi kadroları, kendi örgütleri Türkiye'nin her tarafında
ve CHP ile ilgili, CHP belediyeleriyle ilgili yaratılan ya da var olan sorunlar eğer gerçekse, dolayısıyla ve CHP yönetiminde de sorunlar varsa ya da gerçekse ya da yaratılmış ise, bunlar netleşmeden, bunlar sonuçlandırılmadan CHP ile ilgili topluma verilebilecek, kimse kusura bakmasın, bir umut olmaz. Yani bu ne sosyolojide olabilir, ne siyasette de olabilir, ne de psikolojide olabilir. Hele şeyde hiç olmaz. Yani duygudan eğer konuşuyorsa, duygusal konuşacaksa. Zaten yani belli bir kavgadan sonra, altılı masa, yedili masa, belli bir kavgadan sonra Özgür Bey gelmiş. İşte parti, işte birinci parti olmuş, şu kadar kazanmış, tam insanlar heyecanlanmışız. Vallahi bir baktık, Allah'a kavga gürültü gidiyoruz. Bunun bir an önce hemen yani ne yapılmasının yanıtı bu. Yani şimdi şu dakika itibariyle Özgür Bey bizi dinliyorsa hemen şu dakika itibariyle çözmesi gerekiyor. Yani parti içi sorunları varsa, ki var yani, bunu herkes biliyor artık. Bunu çözemediğiniz sürece Özgür Bey'in gidip de Mardin'de bir konuşma yapması ve bu konuşmaya birileri CHP içinde karşı çıkıyorsa, örgütlerde ya da yönetimde ya da başka yerde, o zaman biz, yani biz deyince CHP yönetimini kastediyorum. CHP yönetimi topluma güveni tekrar kazandıramaz. Kazandıramaz, kimse kimseyi kandırmasın. Yani kaybedilen, doğruğa çıkan bir güven, eğer bir iki davranıştan itibaren, ki önemli davranışlar bunlar, kaybediliyorsa, daha doğrusu eriyorsa, geriliyorsa, bunu tekrar elde edemezsiniz. Yani hani bu şeye de benzer, yani karı koca arasında bir kavga, arada güven sarsılırsa yeniden birlikte olabilirler, ama güven sarsılmışsa onu bir daha onaramazlar kolay kolay. Bu en azından bir küçük bir örnekle verdim bunu. Şimdi dolayısıyla toplumun, yani bu kadar milyon insan oyuna almışsınız, insanlara bir umut vermişsiniz. Ya nihayet CHP şu kadar 40 küsur yıldan sonra CHP birinci parti olmuş, insanlar sevinmiş, iktidar gidecek gidici demeye başladı vatandaşlar, insanlar. Hatta hani işte Tele1'de özellikle en çok dinlendirdiğimiz hikaye nedir bizim? Erken seçim. Şimdi erken seçimi eğer biz dinlendiriyorsak, toplum da dinlendiriyor. Ama biz bu erken seçimin karşılığını bulabilmemiz için önce CHP'nin böyle bir talebinin somut olarak ortaya konulması. Ama bunu yaparken de topluma şu mesajı vermesi gerekiyor. Hey Türk halkı. Bakın CHP dimdik ayakta, hiçbir sorun yok. Örnek veriyorum. Adayımız Ekrem Bey'dir. Ekrem Bey kazanacaktır. Cumhurbaşkanı olacaktır. Adayımız Mansur Bey'dir. Mansur Bey kazanacaktır. Neyse, kimse yani bilmiyorum. Onu kendisi karar verecek, iktidar. Bunun kamuoyu yoklamaları var, bilmem nesi var. Ama bunu bir an önce bitirmesi lazım. Yani seneye erken seçim olacağını düşünün. Hep öyle diyoruz ya, 2025'in sonunda. Hadi 2026'da. Biz yani işte hep ne diyor? Bugün Devlet Bahçeli ne diyor? Cumhurbaşkanı bir daha seçilsin. Ya yani Bahçeli bile yani 2028'in hesabını yapıyorsa, 2026'nın, 2025'in, neyse, CHP niye yapmıyor bunu? Niye şimdiden hazırlanmıyor bu işe? Niye bir an önce tertemiz, gıcır gıcır, yepyeni, taze, dinç, güçlü, umutlu, güven verici, niye bir CHP'yi şu dakika itibariyle toplumun önüne koymuyorsunuz? Koyamazsınız. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Kusura bakmayın Sayın Özgür Özel ve ekibi ve yönetimi. Bunu bir an önce çözmeleri gerekiyor. Ve yarın, öbürsü gün ne zamansa, bir an önce bizim Cumhurbaşkanı adayımız 28'de mi olacak? Evet, tamam, 28'de bizim Cumhurbaşkanımız, adayımız Ekrem İmamoğlu diyeceksiniz. Ya da Mansur diyeceksiniz. Ya da Hüsnü diyeceksiniz. Ya da kim diyeceksiniz işte. Yani Merdan diyeceksiniz. Bir şey diyeceksiniz. Ama bugünden diyeceksiniz. Bugün de şu dakikadan itibaren söyleyeceksiniz ki toplum da o heyecanla kendini hazırlasın ve CHP'ye sahip çıksın ve geri kalan detaylar kendiliğinden zaten çözülecek. Konuştuğumuz bütün bu saçma sapan, deminden beri bir haftadır, 10 gündür, işte Bahçeli'nin 1 Ekim'den itibaren yaptığı konuşma, hepsi abes ve iştigaldir. En azından bana göre gündemi kendisi önümüze koyuyor. Böyle bir ajandayla biz de mecburen, hani gazeteciler olarak mecburen, ama siyasetçiler böyle bir oyuna gelmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siyasetçiler tabii, özellikle CHP yönetimini kastediyorum. Öncelikle hadi öyle. Çok teşekkür ederim Hüsnü Mahalli. Şimdi Sayın Yalçın Doğan, sizinle sürdüreceğiz.
Hüsnü Mahalli bir giriş yaptı. Yani bu ne diyelim, iktidarın çok yönlü bir biçimde kurmaya çalıştığı bu oyunu bozmanın ve bu krizden demokratik bir çıkışı gerçekleştirmenin yolu olarak muhalefetin adayını şimdiden belirleyip giderek toplumu harekete geçirdiği bir erken seçim talebini yükseltmek olarak nitelendirdi. Ben de böyle düşünüyorum esas olarak. Çünkü eğer Kürt sorununun çözümünde Devlet Bahçeli